Deniz, sen niye çalışıyorsun daha ilk günlerden? Git biraz dinlen. Yok. İyi böyle kafam dağılıyor. Azra, haberler kötü. Kızım sus. Sessiz. Ne oldu? Beni hücreye götürürlerken onu da başka hapishaneye naklettiler. Müdürün emriymiş. Allah kahretsin. Bilerek yapıyor ya, resmen kaçırdı kızı çünkü bir şeyler biliyor. Ne olmuş kanka, nereye götürmüşler Ayfer'i? Bu sefer de başka cezaevine götürmüşler. Konuşturamadık da. Vallahi ben elimden geleni yaptım. Sağ ol kardeşim, teşekkürler, hadi. Rey. Gideceğiz. Zeynep Hanım'ın emriyle Kudret tekrar çamaşırhanenin başına getirildi. Yok deve. Hiçbir şekilde sorun çıksın istemiyor. Zerrin Hanım'a söyleseydiniz, biz nenemi mağluren emekli ettik. Sorun çıkmayacak dedim Azra. Kudret, geç sen de işin başına. Buyurun, geçin. Pınar, geç. Peki madem Biricik müdürümüz öyle emretmiş. Meltem, dışarı çık, emrimi bekle. Nasıl? Çık dışarı, emrimi bekle. Emredersiniz Zerrin Hanım. Yürü Berna. Ha. Ha. Ne oldu? Kanal yapacak. Beni tahttan indirdiğini mi sandın? Bak, şimdi buradayım. Yine hepinizin başındayım. Ölen öldü. Giden gitti. Ama Kudret yıkılmadı. Karşınızdayım. He? Kuzu. Kuzu. Kızının acısı biraz dinle mi bari? Ama sen ölmek istiyorsun değil mi? Bu kadar güçten düşmüşken. Canın her an tehlikedeyken. Artık oğlum bile senin yüzüne bakmıyorken ölmek istiyorsun tabii. Ama hemen ölmek yok.
Önce benim çektiğim acıları çekeceksin. Her gün öleceksin benim gibi. Yat acısı neymiş tutacaksın? Oğlum diye bir avuç toprak bırakacaklar avcuna. Sonra öleceksin. Meltem, içeri gir, ne olduğunu öğren. Deniz Kudret'e ne diyor öğren. Ne oluyor burada? Kudret! Deniz! Sorun çıkmayacak demedik mi? Deniz! Deniz, koğuşuna! Kudret terevire gönderelim. Tamam, Kudret gelsen benim. Bıçak yarama! Bıçak yaramı deşti! Ben sana bir şey söylemeye geldim. De ne diyeceksin? Boşanmak istiyorum. Bu muydu Tövbe? Evet. Kızımız öldü. Ben asla birini öldürüyordum. Muhtemelen hayat boyu çıkamayacağım bu hapishaneden. Senin de tek derdin boşanmak. Öyle mi? Defol git buradan. Yersen ye. Deniz, dur. Deniz. Ben de dayanamıyorum. Bak, her şey kabus gibi. Ecem'in hatıraları, seninle yaşadıklarımız. Ne yaşadık biz? Sen benimle ne yaşadın, dayanamadığın? Bana attığın dayaklar mı? Kızımıza sahip çıkamaman mı? Hangisi senin kabusun? Hepsi benim kabusum. Sen benimle yaşadın. Yaşıyorsun lan. Yaşıyorsun. Nefes alıyorsun. Kızım. Kızım. Ha? Ben evi satıyorum Deniz. Evin parasının yarısını senin hesabına geçeceğim. Boşanma evraklarını imzalamıyorum. İmzalamıyorum Hakan, evrak falan. Hiçbir şey imzalamıyorum. Defol git buradan. Bir daha da buraya gelme. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben biliyorum. Ne yapmalıyım? Hakan, valla sen dışarıda zamanını nasıl geçiriyorsun hiçbir fikrim yok ama ben burada nefes aldığım her an kızımın öcünü almayı düşünüyorum. Her gün yüzlerce plan yapıp bozuyorum burada. Her gün. O işi sen halledeceksin. Kızımızın öcünü sen alacaksın. Beni sen ne diyorsun? Ses kaydı falan alınmıyor burada. Alp Öztürk. Bu isim sana bir şey çağrıştırıyor mu? Evet. Ben ne yapacağım? Kızımızın öcünü alacaksın. Kızın için bir şey yap artık. Bir şey yap. Bir şey yap. Ne yapacağım? Git bul o herifi. Çok gırtlağına. Ben o çocuğu nasıl bulacağım? Bu çok zor bir şey. Olur. Çok zor. Kızımın katilinin dışarıda elini kolunu sallayarak dolaştığını bilmek kadar zor değil. Hakan, bizim kızımıza bir borcumuz var. Bunu öde. Bak. O herifi, ölüm haberini bana getir. Ne istersen onu imzalarım. 5 kuruş para da isterim. Deniz, ben öyle bir şey yapamam Deniz. Yapamam. Allah kahretsin seni. Deniz. Psikiyatriste görünmen lazım. Ben böyle bir şey istemedim. Biliyorum.
Ama prosedür böyle. İstemiyorum. Biliyorum sen bu değilsin. Sen çok ama çok güçlü bir kadınsın. Ama prosedüre aykırı davranamayız. Hadi. Hadi. Peki Deniz Hanım, biraz da eşinizden bahsedelim. Nasıl birisidir? Zor. Vurdum duymaz. Anlıyorum. Peki size nasıl davranır? Aranız nasıldır? Cezaevinde olmanızı... döver. Dövünce kendini suçlu hisseder. Kendini suçlu hissedince yine içer. İçince yine döver. Karaktersiz çünkü. Onun yüzünden buradayım ben de. Kızımızı da onun yüzünden kaybettik. Öyle. Peki eşiniz ilk ne zaman size şiddet uyguladı? Evliliğimizin 3. ayında. Canım. Uhu. Ya ne var Deniz ya, ne var? Of ya, of. Ay Hakan. Ya bırak, bir buçuk saattir uğraşıyorsun vallahi. Yol yardımı falan çağırsaydın. Ya ne yol yardımı Deniz, Allah'ını seversen ya. Hallediyorum işte, görmüyor musun? Tamam, halledemiyorsun. Belki beceremiyorsun işte. Çağırıverelim. Neyi beceremiyorum ya? Neyi beceremiyorum ben? Tamam. Neyi beceremiyorum? Tamam, çağırıverelim. Neyi beceremiyorum ya? Tamam, motoru neyi beceremiyorum ya? Tamam. Ya ne demek ya istiyorsun? Ya ne yapıyorsun? Tamam. Ne demek ne yapıyorum? Bir şey demiyorum. Ne demek istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Ne demek istiyorsun ya? Bir şey demek istiyorsun. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Verelim, ne olur. Ya? Neyi beceremiyorum? Tamam, tamam. Bir şey demedim. Daha bir şey demedim. Neyi beceremiyorum ya? Neyi beceremiyorum ben? Kendini yetersiz hissettiğinde, yani erkekliğine laf edildiğinde. Peki, anlıyorum. Eşiniz bu... Görüşmeyi sonlandırabilir miyiz? Neden? Kendinizi kötü mü hissediyorsunuz? Yok, hayır. Ya aksine daha iyi hissediyorum kendimi ondan. Eğer... Gidebilir miyim? Tabii Deniz Hanım. Tekrar görüşmek üzere. Azra. Azra, telefon etmem lazım. Çok acil. Yok sana telefon. Azra yapma. Ne yapmayayım ya? Bana telefon yok deme. Biliyorum çünkü var. Telefonun varlığından başka zaten hiçbir şey bilmiyorsun. Ne söyleyeceksen doğru düzgün söyle. Vaktim yok çünkü. Telefon etmem lazım. Ortalığı birbirine kattın Deniz. Yangın yerine çevirdin. Hepimiz yaralandık. Rüzgar öldü. Sen intikam alacaksın diye. Şimdi karşıma geçmiş, hiçbir şey olmamış gibi. Telefon istiyorsun, hap istiyorsun. Ne istiyorsun? Ne? En azından bir özür bekliyorum. Bekliyoruz en azından. Sonra da eskisi gibi olmanı istiyorum. Eski boncuğum olmanı istiyorum. Bak, biz aileyiz dedik. Birbirimizi kucakladık. Aynı yola baş koyduk dedik. Bu yol bizim yolumuz dedik ama... bu yol senin yolun Deniz. İntikam diye çektiğim bir filmde hepimizi figüran ettin. Yeter. Yetmez. İçim rahat etmedikçe hiçbir şey yetmeyecek bana. Ben gözümü kapatmaya korkuyorum. Çünkü rüyamda yine onu göreceğim. Sonra uyanacağım mecburen. Öldüğünü hatırlayacağım tekrar. Nefes almaya çekiniyorum ben. Kızım nefes alamıyor çünkü. Ne istiyorsun? Özür mü? Özür dilerim. Kızım öldüğü için, onun ölümüyle yaşamayı beceremediğim için
özür dilerim. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Siz elbette ki bana yardım etmeye mecbur değilsiniz. Ama ben mecburum. Hasret! Telefon. Telefonu Azo ha? Niye? Orada geldi iki ağladı. Yine vicdan yaptın değil mi? Ey Allah'ım yarabbim. Ya işte böyle böyle batıyoruz Azo. Böyle böyle. Bizi bu vicdan mahvediyor Azo. Vicdan. Hasret uzatma ya. Onu bunu bırak. Sen niye çorabında saklıyorsun telefonu? Yok mu bir sulan? Ya yakalanırsan? Yok ya. Nereye koyacaktın başka? Ha? Hakan benim. Ya beni arayıp durma demedin mi sen Deniz? Ben senden özür dilemek için aradım. Senden böyle bir şey yapmanı istememeliydim. İyi tamam. Önemli değil. Senin yerine başka bir erkek olsaydı... tabii Alp'i ayaklarının altına alır yaptıklarının cezasını ödetirdi. Ama sen yapamazsın. Haklısın. Ya sen ne diyorsun Deniz ya? Ne diyorsun sen? Senin kalınında yok ki savaşmak. İntikam almak falan. Ya sen farkında mısın ne dediğinin? Niye çıldırtıyorsun beni? Farkındayım Hakan. Senin ne kadar korkak bir herif olduğunun farkındayım. Senin gücün anca bana yetti. Kızına yetti. Alp zaten seni tek koluyla harcar. Ya ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Keşke bir erkek gibi ocalabilseydin diyorum. Ama haklısın diyorum. Çünkü sen hiçbir zaman tam bir erkek olamadın. Ya kes sesini be! Kes sesini! Kes sesini! Çekil be önümden! Bir kayıp insanı değiştirir. Ola ki bir ölüm yazılmasın. Evladın mezarı kazılmasın. Dünyanın düzeni bozulur. Avluya kaç ölüm sığar hepiz olur. Kaç ömür sığar ve biz olur. Bir kayıp insanı nasıl değiştirir? Hafif acılar konuşurken derin acılar dilsizdir. Kaderin oyunu hilesiz. Yürüyor kimisi dengesiz. Aynı ben gibi kimsesiz. Deli gibi yazıyorum dizgesiz. Şu dünyaya bak. Korkularıyla beraber yanlış. Yargılarıyla beraber dilsiz. Sancılarıyla beraber yalnız. Şu dünyaya bak. Sanki ayın gölgesinde sakin oyuncak elinden alınmış. Lakin bak bu savaş yeni başlıyor hain. Sevdiğini korumaya çalışırken kim? Sen kimsin? Sevdiğini kaybettiğinde kimsin? Sen kimsin? Güçlü olmaya çalışırken kimsin? Sen kimsin? Varken sen kimsin? Sen kimsin? Bir an ömrü nasıl değiştirir? Acı bize yargıç baba. Kaçıncı kadın bu kaç baka? Oyun bitti kalan taş makas. Kaçma kal, susma var, durma kal. Kim bilir kimlerin elinde duruyor kuklalar. Kim ister bunlara katlanmak? Bir bıçak saplayıp göğsüne varken kurtulmak. Cinayete susan kimse cinayete ortak. Kalem kırıldığında ağlayan herkes korkak. Vahşi doğa vahşi doğadır. Annelikse annelik. Evlat tutmuyor sanki sağ elim. Bilmiyor gönül matemi. Sakin kal diyor sanki sağ gibi. Yalnız kaldım al şarkılar gibi. Sessizlik çöker sanki dağ gibi.
sevdiğini korumaya çalışırken sen kimsin? Sevdiğini kaybettiğinde kimsin? Sen kimsin? Güçlü olmaya çalışırken kimsin? Sen kimsin? Bir umudun varken sen kimsin? Sen kimsin? Zamanla kalbim dönüşüyor kalbura. Sessizliğim karışıyor yağmura. Yavaş yavaş yaklaşıyor son durak. Hiçbir şey eskisi gibi değil aura. Zamanla kalbim dönüşüyor kalbura. Sessizliğim karışıyor yağmura. Ya bir çekil şu da. Haberiyle devam ediyoruz. Hırsızı belirlenemeyen bir otomobille minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bir kombi, orta yerindeki iki ağacı ve aydınlanma direğine çarpıştan sonra devrildi. Minibüsse çarpışmanın etkisiyle önce rakipteki ağacı, sonra da elektrik direğine devrilip kan yansıdı. Minibüste bulunan bir kişiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Genç iş adamı arkası düzgün üzerinde çıkan yandı. İtfaiye ekiplerince durduruldu. Fakat içeriden çıkarılan cesedin kimliği henüz belirlenemedi. Yetkililer cesedin Alp Öztürk'e ait olduğunu düşünüyor. Yangının nedeni ise belirsizliğini koruyor. Hemen gönderiyorum Özlem. Kudret'i bana getirin. Diğer herkes koğuşlarına. Ya bırakın ya. Yapsın ne yapacaksa. Saçma. Yeter. Kendine gel.
Azra oğlum, Azra oğlum. Oğlum gitti oğlum. Alpim gitti Alp'e. Azra Alp'im gitti Alp'e. Oğlum gitti Azra. Su verin şu kadına. Anne. Kimse bir yere kıpırdamayacak, çabuk. Onu bana bırakın, Zeynep Hanım onunla görüşmek istiyor, ver. Hadi tamam, siz de dağılın. Hadi, dağılın. Kadir! Öldüreceğim seni. Boş artık anne. Boş artık. Gördün mü? Baban da seni çok seviyormuş. Ne oluyor Deniz? Ne demek ne oluyor? Sen yaptın değil mi? Sen yaptın. Ha? Ben yaptım Azra. Ben yaptım. Çıktım gittim bu hapishanenin duvarlarını açtım. Gittim Alp'in iş yerini yaktım sonra geldim yattım. Ben yaptım. Ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsun. Senin parmağın var değil mi bu işte? Hani ne yapacaksın? Kudret'in intikamını mı alacaksın? Dalga geçme. Ben ne söylüyorsam senin iyiliğin için söylüyorum. Evet. Kaç defa söyleyeceğim sana. Bu yol yol değil. Bizim gibiler. Ben sizin gibi değilim. Başından beri sizden değilim ben. Buraya geldiğim ilk gün. İlk günden beri. Yapmadığınızı bırakmadınız siz bana. Ben kızımla ilgilenemedim. Koruyamadım onu. İntikamdan başka gözü hiçbir şey görmeyen kadından daha tehlikeli bir şey yoktur. Hem yakarsın hem yanarsın. Ben bu yüzden bir kişiyi kaybettim. Burada olduğum sürece bir daha hiç kimseyi kaybetmeyeceğim. Duydun mu beni? Ne seni ne de bir başkasını. Artık olmaz. O yüzden topla kendini. Ah. Ay yavrum. Yavrum minik kuşum yavrum.
Annemi bulamıyorum Deniz. Görmedim anneni güzelim. Saçlarını öreyim mi senin? Olur. Tamam, gel. Aç kocuğum, bordamadık sen. Her yanda sana baktım ha. Annemi bulamadım Dudu. Annen acık hasta çocuk, uyuyor. Hadi sen gel bakayım benimle. Deniz ablam acık dinlensin. Yok, kal. Saçlarını örsem? Ör ya. Hani ördüdün, ne kadar şatır oldu da. Bahçedeki çiçeklerden de takarım saçıma. Analık bir o insanın içine girdi miydin? Bir daha çıkmıyor değil mi? Öyle. Deniz, kız cengem mi? Benim Kudret'e bile içim yandı. O da bir ana. Onun da düştü ocağına ateş. O da yandı. Aynı bizim gibi. Yaktıklarını sayacak. Öyle. Deniz, Zeyn Hanım seni çağırıyor. Gelemez, benim saçımı yapıyor. Bak sen. Ben gideyim, dönünce devam ederim. Söz. Tamam. Hayırdır iş? Beni çağırmışsınız. Geldiniz. Otur. Biliyorsun tatsız bir olay yaşandı. Kudret'in... Biliyorum Zerrin Hanım. Kudret bunu seni yaptığını söylüyor. Yangın ne zaman çıkmış? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben burada dört duvar arasında bir hapishanede yaşayan bir insan olarak dışarıdaki bir iş yerine nasıl kundaklayabilirim? Nasıl bir cinayet işleyebilirim? Dışarıda bir bağlantın olabilir mesela. Ama ben mafya değilim. Kudret hiç değilim. Ben buraya düşmeden önce böyle kendi halinde bir ev hanımıydım, Zerrin Hanım. Yani dışarıda bir iş yeri kundaklayacak elim kolum yok benim. Peki. Dediğin gibi olsun. Hem bir anneyim. Evladını yeni kaybetmiş bir anne. Tamam. Dediğin gibi olsun. Tamam. Başka söyleyecek bir şeyiniz yoksa gidebilir miyim? Tabii. Yalnız... Bu olay aydınlanana kadar gözüm üzerinde. Haberin olsun. Canım çok selam söyle, çok öptüm hepinizi. Alo. Ne haber? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Kimse görmedi değil mi? Sağ ol Hakan. Dikkatli ol. Zor. Vurdum duymaz. Dövünce kendini suçlu hisseder. Kendini suçlu hissedince yine içer. İçince yine döver. Karaktersiz çünkü. Onun yüzünden buradayım ben de. Kızımızı da onun yüzünden kaybettik. Öyle. Peki... Size ilk ne zaman şiddet uyguladı? Evliliğimizin üçüncü ayında. Efendim? Ha evet, ben de size ulaşmaya çalışıyordum. Alp Öztürk olayında resmi rapor haricinde sizin bir şüpheniz var mı? Kundaklama, kasti bir şey. Duyduğunuz her şeyi benimle de paylaşın lütfen. Çok önemli.